Aziz dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, farklı bir mekanda farklı bir ders akdetmek istiyoruz. Hacıların Arafat'ta öğle namazını ikindi namazıyla birlikte öğle vaktinde cemi takdim yaparak kılıp ardından Müzdelife'ye hareket ettikleri şu saatte Rabbimiz orada yapılan dualara bizlerin dualarını da ilhak eylesin. Her türlü hayır ve hasenatlarını, ibadetlerini, haçlarını, umrelerini Rabbimiz dualarını makbul eylesin. Bizlerin dualarını da onların dualarına dahil eylesin. En son Mustafa Mümin'in konuşması üzerinde durmuştuk. Bir önceki derste de gazeteci Muhammed Tabii'nin Ahiru Saat dergisinde araştırma yazısı üzerinde durmuştuk. Bugün milli davada İngilizlerin kovulması, İhvan'ın yani İhvan-ı Müslimin'in gayretleri üzerinde bir ders akdetmiş olacağız. Bizlere farklı bir mekanda sizlere hitap imkanını veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatü selam olsun. Uzun bir zaman geçmişti. Milli dava bizim tek meşguliyetimiz ve tek amacımız olmuştu. Tüm gayretimizi veriyor, gücümüzü bir araya getiriyor ve halkı bu konuda nefer ediyorduk. Daha önce de İngilizlerin nasıl Nil'in iki tarafını işgal ettiklerini, Sudanlıların ve Mısırlıların birlikte olup öncelikle onları güzel bir şekilde uyarmaları, anlamıyorlarsa onların mallarını boykot etmeleri ve ardından da eğer imkan yoksa cihat etmeleri üzerinde Yusuf el-Karadavi Hasan el-Benna'nın çözüm odaklı konuşmalarını dillendirmiştim. Hatırladığıma göre ben de İhvan evinde Darul İhvan ve lisede öğrencilere bazı şiirlerle destek vermiştim. Tabii bu şiirlerim de diğerleri gibi kaybolup gitti. Fakat kafiyesi mim ile biten bir şiirimden bazı beyitler hatırlıyorum ki şöyle. Türküsünü söyledi ve dinleyenlerin yüreğini yaktı, tutuldular ona. Ama keşke türküyü söyleyen, yüzü gözü tokatlayan ağaççılardan olsaydı. Başka bir şiirimde ise İngilizleri hicvetmiştim. Ey misafirler, hoş gelmediniz, safalar vermediniz. Size ne size rahat var, ne de ikramımız var. Misafir birkaç sabah kaldı mı yük olur. Sizlerin kalalı yıllar olduğu anlamadınız mı? Zaten biraz önce ifade ettiğim veçiyle İngilizlerin o güzide toprakları işgal ettiğini elbette ki onların mutlaka Nil Nehri'nin iki tarafından öncelikle güzellikle sözle, sözden anlamıyorlarsa mallarını boykot etmekle, onlardan da anlamıyorlarsa onlarla cihat etmekle onların nasıl Sudan ve Mısır topraklarından bertaraf edileceğini
Hasan el-Benna'nın metotlarıyla anlatmıştım. Evlerimiz askerlerinizden dolayı tıkışıp kaldı. Hem trenlerimiz hem tramvayımız. Mideleriniz ülkemizin ganimetleriyle doldu. Yani mideleriniz ülkemizin ganimetleriyle dolu. Halkımızın karnı ise açlıktan oruca mahkum. Fabrikalarımız sizi giydirmek için çalışıyor. Çıplaklık halkımızın üzerine çöreklenmiş. Misafir ağırlamak âli cenaplık değilse, yani yüce bir duygu değilse, yağı zehirdir, sıcaklığı ise ölümdür. İhvanın bitirmek ve sonlandırmak için uğraştığı projelerden biri de hayal kırıklığı planıydı. Mısır-İngiliz uzlaşması, bu proje meşhur başbakanlardan Sıtkı Bev'in teşvikiyle olmuştu. O her ne kadar meşhur olsa da eskiden beri Mısırlıların gönlünde yeri olmayan bir adamdı. Çünkü onunla birlikte zulüm ve istibdat çoğalmıştı. Sıtkı Bev'in aslında şu kişilerdi. Sıtkı, Başbakan İsmail Sıtkı Paşa idi. Bev'in ise Ernest Bev'in idi. Onunla ilgili bir açıklama var. Ernest Bev'in kim olduğuyla ilgili. Ernest Bev'in 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'nin en güçlü sendika önderlerinden biri de devlet adamı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı yapmış, savaştan hemen sonra Dış İşleri Bakanı olmuştur. Doğum tarihi 9 Mart 1881, Winsford, Birleşik Krallık. Ölüm tarihi 14 Nisan 1951, Wikipedia ansiklopedi maddesinden burada mütercim bir not aktardı. Yani buradaki Sıtkı'nın Başbakan İsmail Sıtkı Paşa olduğunu, Bev'in ise Ernest Bev'in olduğunu, Bev'in döneminin İngiltere Dışişleri Bakanı olduğunu, yani kendi döneminde İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı ifade ediliyor. İhvan ilk zamanlar Sıtkı Paşa'yı görmezden geldi. Yani İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı öncelikle yani Sıtkı Paşa'yı biraz hafife aldılar. Onun ne yapacağını görmek istedi. Sonra bir baktılar ki dağ fare doğurmuş. Mısır'ın kesinlikle kabul etmediği bu uzlaşı planı İngiliz esareti sayılıyordu. İhvan güçlü ve sert bir şekilde bu planın karşısında durdu. Bizler gösterilere çıktık. Halbuki onun döneminde gösteri yapmak yasaktı. Burada anlatılmak istenen, daha önce de söylediğim gibi, Sudan'ı ve Mısır'ı işgal eden İngilizlerin Sudan'dan ve Mısır'dan Nil Vadisi'nin iki tarafına çöreklenen kelimesi amiyane bir tabir. Şimdi konuşlanan deniyor, yani askerlerini oraya yerleştiren, orada karargah kuran ve o topraklarda müstemlekeci, yani o topraklardaki insanların kanını emen İngilizlerin nasıl o topraklardan atılacağının planları yapılıyordu. Şimdi tam tersi, 7 Ekim'den bugüne kadar o kutsal topraklardan, Kudüs'ten nasıl o kutsal toprakların yerlere atılır? Onlar kendi istekleriyle gitmezlerse biz onların başlarına evlerini yıkarız. Onları katlederiz. Çoluk çocuk demeden biz soykırım yaparız. Daha düne kadar Amerika Birleşik Devletleri soykırım demiyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hadi Hamas ile Siyonistleri uzlaştıralım
planıyla hareket ediyor. Peki Amerika, savaşı sen mi başlattın, sen bitireceksin? Zaten bütün dünya biliyor. Savaş senin etkinle başladı. Savaş senin etkinle mi bitecek yani orada? Yani şunu mu ihsas ettirmeye çalışıyorsun? Yeryüzünün polisi benim. İstediğim anda savaşı başlatırım. İstediğim anda savaşı bitiririm. Yani böyle bir imaj oluştuğu ortaya çıkıyor. Yani o dönemde de görüldüğü gibi İngilizlerin Sudan'ı ve Mısır'ı işgal ettikleri, orada koloniler kurdukları, yani askerlerini oraya konuşlandırdıklarını Yusuf El Karadavi yazdığı şiirde de öyle demişti. Yani sizin yaptığınız misafirlik değil. Misafir birkaç gün kalır. Siz misafirlik yapmıyorsunuz yani. Adeta kanımızı emiyorsunuz. Mısır halkı da sizin yüzünüzden oruç tutuyor demişti. Bir daha altını çizeyim. Ey misafirler, İngilizlere sesleniyor. Hoş gelmediniz, safa vermediniz. Ne size rahat var, ne de ikramımız var. Yani siz işgalcisiniz. Siz bu topraklara misafir olarak gelmediniz. Hoş da gelmediniz, sefa da getirmediniz. Misafir birkaç sabah kaldı mı yük olur. Daha önceki derslerde zaten öyle demişti. Misafir 3 günden sonra artık, daha önceki derslerde geçmişti bu fasıl. Eğer ev sahibi misafir ederse ev sahibi tarafından ona yedirdikleri ikramları bir sadaka olur ifadesini derslerimizde kullanmıştık. Yani ey İngilizler, siz misafir de değilsiniz. Yani biz size sadaka verecek durumumuz da yok yani. Ne hoş geldiniz, ne de sefa getirdiniz. Sizlerin kalalı yıllar oldu, anlamadınız mı? Yani bu topraklara geldiniz, çöreklendiniz. Yıllardır bu toprakları işgal ettiniz. Evlerimiz askerlerinizden dolayı tıkışıp kaldı. Hem trenlerimiz, hem tramvayımız, mideleriniz ülkemizin ganimetleriyle doldu. Yani bu memleketin her şeyini yediniz, bitirdiniz, mideleriniz. Bunu İngilizlere yazıyor Yusuf El Karadavi de. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Biz vefatının üzerinden zaten kendisi hayattayken bu kitabıyla ilgili biz derslere başlamıştık. 26 Eylül 2022'de hayatını kaybetti. Biz hala onun hatıratının ikinci cildinden devam ediyoruz. Birinci cildini elhamdülillah bitirdik. 50 derste bitirdik. 54. dersteyiz. Şu anda farklı bir ortamda ders yapıyoruz. Hacıların Arafat'tan inip Müzdelife'ye hareket ettikleri, Müzdelife'de de akşam namazını yatsı vaktinde, akşam namazını geciktirerek, ona Cem-i Tehir deniyor. Cem-i Tehir'le kılıp oradan özürlüler hariç, sadece özürlüler araçlara alınıyor. Diğerleri yürüyerek Cemerat'a, Mina bölgesine sabah namazına kadar yürüyecekler yani. Başka çareleri yok. Yani o kadar hac kafilesini, zaten öyle bir gelenek yok, öyle bir durum yok yani. Müzdelife'den gücü yetenler Cemerat'a kadar, burada bazen sivrisinekler bizi ya da böcekler sokmuş olsa da biz farklı bir iklimde, mekanda bu dersi aktedeceğiz dedik. Bu ders farklı bir ders olacak. Yani kuşlar, buradaki melekler, felekler, her şey bizim Allahu Teala'nın Resulüne ittibamızı, kendisine itaatımızı, Allah'a niyaz edecekler. Diyecekler ki insanlar gezip yer içerken bu zat sineklere aldırmadan, böceklere aldırmadan geldi. Küçük şu anda bir erik ağacının altında, yani küçük bir erik ağacı, birkaç yıllık, ona kameraya sabitledik. Başka bir yerde belki kamerayı böyle rahat sabitleme imkanımız olmazdı. Bu dersi atlettik. Yani diyor ki Yusuf El Karadavi, siz ey kan emiciler, Mısır topraklarını ve Sudan'ı işgal ettiniz. Mideniz bu toprakların ürünleriyle dolu. Artık yettiniz yani. Defolun gidin.
Zaten öyle demişti. En önce bunlar uyarılacak. Sudanlılar ve Mısırlılar güzelce İngilizlerin gitmelerini isteyecek topraklarından. Gitmezlerse mallarını boykot edecek. Mallarını boykot etmekle de gitmiyorlarsa cihat edecekler. İşte cihadı alemi İslam. Bak ağacın altından sana sesleniyorum. Cihadı bıraktın. Binlerce Filistinlinin şehit olmasına göz yumdun yani. Allah Resulü'nün zırhını giyip gençlerin yanına geldiği gibi zırhını giymedin. Giymeye de yanaşmadın. Eline kılıç almadın. Bu zalimleri sadece her akşam televizyondan seyrettin. Bugün şehit sayısı kaç dedin? Bugün hangi hastaneyi yıktı? Hangi okulu yıktı? Hangi üniversiteyi yıktı? Gençler mezuniyet töreni yapıyorlar. Öyle diyorlar yani. Filistinli kardeşlerimiz mezun olmadılar. Bu sene Filistinliler yani ne ortaokulda ne ilkokulda ne üniversitede mezun vermediler. Çoğu belki bu törenleri protesto etti yani mezuniyet törenlerini. Orada üniversiteler yakıldı, yıkıldı, yok edildi, tahrip edildi. Filistinli kardeşlerimiz bu sene mezuniyet töreni yapamadı diye. Yani alem İslam artık üzerinden şu ölü toprağını bir serp, silkin kalk, Selahaddin Eyyubi gibi gülme. De ki ben Kudüs fethedilinceye kadar gülmeyeceğim. Neticede yağı zehirdir, sıcaklığı ölümdür. İhvanın bitirmek ve sonlandırmak için uğraştığı projelerden biri de hayal kırıklığı projesiydi. Mısır-İngiliz uzlaşması. Yani bu proje meşhur başbakanlardan Sıtkı Bev'in teşvikiyle olmuştu. O her ne kadar meşhur olsa da eskiden beri Mısırlıların gönlünde yeri olmayan bir adamdı. Çünkü onunla birlikte zulüm ve istibdat çoğalmıştı. Yani zorbalık çoğalmıştı. Sıtkı Bev'in aslında şu kişilerdi. Biraz önce ifade ettiğim gibi Başbakan İsmail Sıtkı Paşa, Bev'in ise Ernest Bev'in idi. Bev'in dönemi yani o dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı idi. İhvan ilk zamanlar Sıtkı Paşa'yı görmezden geldi. Yani itibara almadı. Onun ne yapacağını görmek istemedi. Sonra bir baktılar ki dağ fare doğurmuş. Mısır'ın kesinlikle kabul etmediği bu uzlaşı planı İngiliz esareti sayılıyordu. İhvan güçlü ve sert bir şekilde bu planın karşısında durdu. Bizler gösterilere çıktık. Halbuki onun döneminde yani Sıtkı Paşa'nın döneminde gösteri yapmak yasaktı. Fakat İhvan birçok şehirlerde gösteriler tertip etti ve yatsı namazından sonra sokaklara döküldü. Tanta'da çok farklı noktalardan tek bir noktaya doğru büyük kalabalıklar halinde çıkıldı. Polisler ile göstericiler karşı karşıya geldi. Bazı göstericiler gözaltında alındı ve nezaretlere atıldı yani hapsedildi. Ben de az kalsın yakalanacaktım ki Allah beni korudu. Halkın İhvan'la ve diğer partilerle birlikte başlattığı bu eylemler neticesinde Sıtkı Bev'in planı devre dışı kaldı. Elleri ve ağızları kilitlendi. Sonra da Sıtkı Paşa hükümeti düşmek zorunda kaldı. Kardeşlerim, bir sonraki konu Filistin meselesi. Uzun boyutlu bir konu. Biz ikindi namazından sonra kabirlere ziyarete inşallah gitmeyi murat ettik. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla.